Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de tam sayılarla çarpmayı öğreniyoruz. Tam sayılarda çarpma nasıldır Tonguç biliyor musun? Hocam bilmiyorum. Elem sana bir çarparım. Hocam yapmayın lütfen. Saçma mı? Elem sana, ben sana çarpar mıyım hiç? Hocam siz bana hiç kıyamazsınız. Tam sayılar birbirlerine çarpıyorlar evladım. Nasıl yani? Aynen öyle. Çok enteresan. Mesela iki tane pozitif insan birbirleriyle çarpışırlarsa ne çıkar ortaya? Pozitif bir çocuk. Bu ikisi birbirleriyle uyumlu değil mi? Evet hocam. Uyumlu olunca mantıklı bir birliktelik oluşuyor. Kaliteli bir hayat. Bu ikisi de negatif. Onlar da uyumlu oluyor. Onlar da uyumlu birbirine. O yüzden pozitif oluyor. 2 eksi bir artı mı ediyor hocam? Aynen öyle. Çok enteresan. Eksiyle eksi çarpılınca artı ediyor. Yani aynı işaretliler çarpılınca artı ediyor. Yani birbirleriyle uyumlu oluyorlar. Anladım hocam. Anlaştık mı? Ama birbirleriyle uyumsuzlarsa bir artı bir eksi. İçinemezler hocam. Çocukları negatif. Da ne yazık ki negatif bir çocuk çıkar ortaya. İstemiyorum. Ama ne diyorsun evladım? Ne bileyim öyle oldu bir anda. Uyumsuz olur. Yani şöyle düşün. Bu evlilik. Evlilik tamam mı? İki pozitif insan mantıklı bir evlilik. İki negatif insan mantıklı. Ama bir pozitif bir negatif mantıksız olmaz, bir evlilik. Olmaz, anlaştık mı Tonguç? Hemen buna bakalım. 6 ile 2'nin çarpımı nedir kardeşim? 8 hocam. Yok artık evladım çarpıyoruz diyorum. Ama artı işareti var. Ama evladım bak burada çarpma. Bir nokta varsa çarpma demek o. O zaman 6 kere 2 10 hocam. 12. Pardon 12. Pardon. 12 evladım rahatsız mısın? Ama artı ile artı çarpılırsa mantıklı bir birliktelik olduğu için artı diyoruz. Kaliteli bir hayat. 3 kere 4 kaç eder? 12. 12 eder. Eksi ile eksi çarpıldığı için mantıklı bir birliktelik artı diyoruz. Bütün hepsi 12 çıkıyor hocam. Nasıl alıştırma? 6 kere 5. 35. Yuh artık 30 eder. Ha. Artı ile artı çarpıldığı için yine artı diyoruz. Uyumlu birlik. 30, evet 30 doğru. 7 kere 1 7. Eksi ile eksi yine uyumlu birlik dedik. Hadi şimdi de bakalım farklı işaretler çarpılsın. 4 kere 3 12. 12 ama ikisi birbirleri zıt karakterler. Olmaz. Sonuçta bu evlilik yatar. Olmaz yatar. Şimdi 5 kere 2 18. 10 diyoruz. 10 pardon. Ve ikisi birbirleri zıt karakterler. Olmaz. O yüzden negatif bir şey. 6 kere 10 60. 60 çok zeki. Artı bir artı eksi bir. Olmaz. O zaman eksi. Sevgi çıkmaz burada. 12 kere 1. 12 ya. Skandal. Ama artı eksi olduğu için negatif diyor. Çok basit değil mi Allah aşkına? Çok kaliteli. Şimdi birazcık da birden fazla yapınca. O zaman şöyle yapıyoruz. Birden fazla deyince hemen elimi titremeyecek. Benim titremeyecek çünkü elimi sandalyeye tutuyorum. Ha elin sandalyeye evet dayanıyorsun o zaman titremez. Bak Tonguç. Bu ikisini çarpacaksın ilk başta. Bu ikisini çarparsa ne der biliyor musun? Bak 3 kere 2 6 ama bu eksi eksi aynı işaretle mantıklı bir şey. Çarpı diyorsun. Bunu bitirdin ya. Şimdi eksi 4'ü aynen yazıyorsun. Aynen mantıksızlık. Nelerden kısmı var? Şimdi bunu yaptık. Bunun sonucunu buraya yazdık. Şimdi 6 kere 4 24. Ama artı eksi çarpılırsan olur. Eksi olur. Süper zeki birisin. Peki 5 kere 2 10. 10 eder ama ikisi zıt işaretli olduğu için eksi. Çarpı. Şimdi bu bitti ya. Artı 4'ü yazıyorum. Bu ikisi zıt işaretli olduğu için eksi. 4 kere 10'da 40 diyor. Süper. İkişer ikişer. Dolayısıyla sen bunu yap bakalım. Hocam hiçbir şey abartmayalım. Hamuru da kabartmayalım derdi benim Süper. Teyzem. Harikasın. Şu ikisini yap bakalım. Söyle. Bütün hepsini çarpacağız zaten. 3 kere 4, 9 kere 8, 16 kere 13. Evet. Evlen ne yapıyorsun? Evet. Artı 12 diyoruz. Şimdi şu ikisini de yapalım. Eksi 5. Eksi 5 diyoruz. Bunların hepsi bitti. Buraya da artı 3'ü indirelim. Şimdi yeniden ikisiye indireceğiz. Şimdi bu ikisini çarpalım. 60 eder. Eksi ama 60 artı eder. Eksi. Eksi 60 eder. Çarpı artı 3'ü aşağı indirdim. Bunu aşağı indirdim. Şimdi bu ikisini çarpalım. 3 kere 6 18 180. Eksi çıkar ama. Eksi 180 diyoruz. Ve sonucu gösteriyoruz. Ve parantezde ne yapıyoruz? Hocam parantez ikiye ayrılır hocam. Şimdi, bir köşeli parantez. Bir süslü parantez. Püçt diye ezberlemiştik. Şey parantez, kokoş parantez. Püçt diye ezberlemiştik. Evet. Parantez. Üslü sayılar. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma. O zaman ben ilk başta parantez yapacağım. Ama parantezin içinde de bir toplama var, bir çarpma var. Hangisini yapacağım evladım? Püçt kuralına göre çarpmayı daha önceden yapmak zorundayım. O zaman bu ikisini bir çarpıyorum. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarparsam bir kere artı çıkar. 4 kere 3 ile 12'dir diyorum. Artı eksi 2'yi de buraya yazıyorum. Şimdi Tonguç sonrasında kardeşim şöyle bir şey. Parantezi yapacağım ya ilk başta. Bak eksi 2 artı 12. Eksi 2 artı 12. Bu artı artı zaten artı eder. Eksi 2 artı 12'den hani şöyle bir ilişki vardı hatırlıyor musun? Dost düşman ilişkisi. Daha önce öğretmiştim sana. Bununla bu birbirleriyle zıt işareti olduğu için düşmanlar. O zaman birbirlerinden çıkacaklar. Cevap 10. Ama bu daha kuvvetli olduğu için artı daha kuvvetli cevap artı 10 diyoruz. O zaman son durumda eksi 2 çarpı diyorum. Bunu diğer videomuzdan görebilirsin. Artı 10 çıktı bu parantezin içi. O zaman şimdi çarpabilirim. İkisi zıt işaretli olduğundan dolayı eksi çıkacak sonuç. 2 kere 10'dan da 20 çıkar. Püştü hatırlıyor musun evladım? Hocam ayıp oluyor ya. Tebrik ediyorum saçma. Ödülü sorumuzu yap, cevapları gönder. Hiç üşenmiyorsun evladım. Video bombardımanımız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutmayın. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.